Selam dostlar, ben Mustafa Kaya. Motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanala hoş geldiniz. Yepyeni bir gündemde olan bir videoyla yine karşınızdayız. Biliyorsunuz seçimlerden önce eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. B sınıfı ehliyet ile 125 cc altındaki motosikletleri kullanabileceğimizle ilgili bir çalışma olacağını söylemişti. Ve biliyorsunuz İçişleri Bakanımız değişti. Sayın Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanımız oldu ve geçtiğimiz günlerde Ali Yerlikaya da bir açıklamada bulundu. Bu B sınıfı ehliyet ile 125 cc altındaki motosikletler kullanılabilecek mi, kullanılamayacak mı? Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklamaları dilimizin döndüğü kadar siz değerli motosiklet ve kurye camiasında olan arkadaşlarımıza anlatmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar, arkamızda ehliyet sınavına yazılan harıl harıl çalışan arkadaşlarımız var. Burada bay da bayan da arkadaşlarımız var. Şu anda eğitmenler tarafından eğitimler alıyorlar. Önümüzdeki haftalarda direksiyon eğitimleri var. Direksiyon eğitimlerini geçtikten sonra da A1, A2 veyahut da A ehliyetlerini alacaklar. Ama öncelikle böyle güzel eğitimler alıyorlar hocaları eşliğinde. Peki B ehliyetle 125 cc altı motosiklet kullanacak arkadaşlarımız da böyle bir eğitim alacak mı? Böyle bir eğitim alacaksa neden B ehliyete gerek olsun ki eğitimlerini alsınlar? A1, A2 veyahut da A ehliyetlerini alsınlar diye düşünmeden edemiyoruz. Bununla ilgili aslında ilk açıklama geldiği zaman Sayın Süleyman Soylu'dan bu bir fırsatçılığa dönüştü. Çünkü kanun çıkmadan, resmi gazetede yayınlanmadan motosiklet piyasasında, motosiklet sektöründe birçok motosiklet satan yerler hemen işte B ehliyetli 125 cc motorlar çıktı, bu motorları kullanabilirsiniz diye arkadaşlarımıza motorları verdiler. Tabii ki arkadaşlarımız da yasa çıkacak diye umut ederken daha yasa çıkmadan 125 cc ve altı motosikletleri alarak sahalarda, piyasada cezalar yediler arkadaşlar. Bu da tabii büyük cezalara neden oldu. Tabii ki işte böyle bir açıklama vardı, ondan aldık filan. Bunu artık kanunda yer almadığı için, resmi gazetede yayınlanmadığı için trafik polisleri de bunu dikkate almıyor. Bu tarz söylentiler devam ederken yeni İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'dan açıklamalar geldi. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da bir motosiklet kullanıcısı. Zaten göreve geldikten sonra motosikletlerle ilgili trafik ekiplerinin birçok çalışması oldu. Bunlara da şahit olduk. Özellikle çalıntı motosiklet, ehliyetsiz motosiklet, ekipmansız motosiklet kullanan arkadaşlarımızla işlemler başlatıldı. Burada bir hissettik yani Sayın Ali Yerlikaya'nın da geldiğini. Çünkü kendisi de bir motosiklet kullanıcısı olduğu için burada ben kendi adıma söyleyeyim, geldiğini bizlere kurye camiasına, motosiklet camiasına biraz hissettirdi. Tabii ki B ehliyet ile 125 cc motosiklet kullanılacak mı? Bununla ilgili de bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Açıklamasında şunlara değindi arkadaşlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülerin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmelerine yönelik açıklamada bulundu. Bu açıklamada Yerlikaya eğitim alınması gerektiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Ali Yerlikaya şu bilgileri de verdi. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetiyle 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında son zamanlarında bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc'nin altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli diye açıklamalarda bulundu. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde eğitim almaları gerekiyor. Burada bazı arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Çünkü B sınıfı ehliyeti olan arkadaşlarımız ya diyecekler ki işte abi çok abartıyorsunuz, işte neden bu kadar çok karışıyorsunuz diyebilirler. Arkadaşlar, haberlerde ölümlü kazaları falan izlediğimiz zaman da, yaralanmaları izlediğimiz zaman da hepimizin kalbi sızlıyor. Hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz motosiklet kullanıcısıyız. Bu şekilde bir eğitim alınacaksa tabii ki bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarımız abi biz ehliyetlerimizi aldık, o kadar para verdik, ne yapacağız? Arkadaşlar boş verin, ehliyetlerinizi alın. Hatta şu anda yasayla ilgili bir çalışma yok, yeni çıkan bir kanun yok, resmi gazetede yayınlanan bir olay yok.
Hiç hani böyle çıkar işte çıkmaz, param gider gitmez diye düşünmeyin. Gelin eğitimlerinizi alın, ehliyetlerinizi alın. Motosiklet ehliyetleriniz cebinizde kalsın. Yasa çıktığı zaman da almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Ama yasa çıkmadan lütfen yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmayın. Son zamanlarda kaza haberlerini falan duymuyoruz. Böyle nadir haberler geliyor. Yine de üzülüyoruz ama motosiklet kullanırken kesinlikle kaskınızı, altındaki klipsini, emniyet klipsini, koruyucu ekipmanlarınızı lütfen giyinin. Kendinize çok iyi bakın. Kazasız belasız bol sürüşleriniz olsun. Hoşça kalın.